Bu elimde gördüğünüz nedir? Ait. Evet, birkaç defa konuştum. Ait'in 300 türü var. Şifalı olarak kullanılan Vitex agnus castus. Agnus kelimesi eski Yunanca'da agnos kelimesinden türemiştir. Kısırları coşturur anlamında. Şimdi eski Yunan kültürü aslında Türk kültürüne dayanır. Yunanlılar Yunanistan'da yokken Yunanistan'da kim vardı? Trasyen diye bir Türk kavmi vardı. Trasyen. Zamanla bunlar Yunanlarla karışarak şimdiki Yunan milleti ortaya çıktı. Şimdiki Yunan alfabesi eski Sümerce'den, çivi yazısından türemiştir. Sümerce ise Anau medeniyetinden, Sümerler ise bu medeniyeti Orta Asya'dan alıp gelmişlerdir. Eski Roma'yı kuran kimdir? Romo Romulus kardeşler, Anadolu'dan İtalya'ya yerleşen Etrus Türklerdir. Etrusklar Roma medeniyetini kurmuş, Trasyen denen Türkler, Türk kavmi ise eski Yunan kültürünü kurmuştur. Şimdi hangi medeniyetin altına elimizi atsak ne çıkıyor? Türk çıkıyor. Eski Çin'in, peki yani şimdi Çin'in baş şehrinin ismi Pekin. Eski ismi nedir? Han balık. Yani Çin'in baş şehrini ilk kuran Türklerdir. Kore'nin şehir devleti kuran, Kore'de devlet kuran Çinlere karşı Kore'yi bir millet haline getiren Türklerdir. Tayland'da devlet kuran Türklerdir. İnka, Aztek yani Amerika'da İnka Aztek medeniyeti. Yani Kızılderililerin kurmuş olduğu medeniyet nedir? Türk medeniyeti. Yani Kızılderililer gökten zembille oraya inmediler. Sibirya ile Alaska arasındaki Bering geçidi. Altay buz. Sibirya'dakiler avlanırken Alaska'ya geçer. Farkına varmaz. Çünkü buz 2 metre kalınlığında buz. Alaska'dakiler avlanırken, geyik avlanırken Sibirya'ya geçerler. Yani sınırı yok. Dünyadaki bütün medeniyetleri inceleyin, altından Türk çıkar. Şimdiki gibi değil, biz eskiden. İnşallah bir gün yine dünyaya hükmeden millet olacağız. Şimdi bu Yunanlılar bulmuştu dedik de aslında yine bulan kimdir? Agnos, Yunan medeniyetini kuran, Yunan kültürünü kuran Trasyen'in Türk kavmidir. Eski Yunan medeniyetini kuran Türklerdir. Şimdiki Yunanlar aslında yarı Türktür. Hem Türklerle karışmış, o zamanki Türklerle. Yunanlar Yunanistan'da yokken Türkler vardı. Yunanlar hem Osmanlılarla hem milattan önce yaşayan Türk kavimlerle karışarak aslında yarı karışık, yarı %50-%50 Türk, Yunan milletidir. Şimdi konumuza dönecek olursak, Hait'in Yunanca anlamı Agnos, kısırı coşturur demek. Kısırı coşturur. Nasıl coşturuyor? Bunun birleşimindeki flavonetler, flavonet glukozitler, laptan glukozlar vesaire ne yapıyor? Hormon düzenleyici, hormon. İnsan bünyesindeki bütün hormonları anormalliklerin sebebi nedir? Bünyemizdeki hormon anormalliklerin sebebi hipotalamus, yani beynin orta kısmının alt kısmında sallanan, sarımsak şeklinde sallanan, nohut büyüklüğünde bir organ var, hipofiz bezesi. Bütün hormonların orkestra şefi budur. Hipofiz bezesi. İşte bu nohut büyüklüğündeki hipofiz bezesi sapın da toplu iğne başı kadar bir kist oluşursa mikroadenom, nohut büyüklüğünde bir kist oluşursa makroadenom denir. Makro veya mikroadenom oluşursa ne olur? Bütün hormonlar, dengeler bozulur. Kadınlarda ve erkeklerde prolaktin hormonu yükselir, fırlar. Prolaktin hormonu yükselirse erkeklik hormonu negatif etkiler. Kadınlarda kadınlık hormonu, östrojeni negatif etkiler. Kadınlık ve erkeklik hormonlarında anormallikler nedeniyle erkeklerde cinsel isteksizlik, kadınlarda kısırlık ortaya çıkar. İşte Hait'i kullandığınızda kadınlardaki bu hormonları düzenleyicidir. Kim söylüyor? Profesör Doktor Ditma. Yani Türk desek inanmayacak vatandaş, diyecek ki ya. Yok öyle bir şey. Evet, yapmış olduğu araştırmalarda adet düzenleyici olduğunu
Efendim, seyrek adet görmeyi düzenlediğini, az adet görmeyi önlediğini, çok yoğun adetle ilgili bütün hormon anormalitleri nedeniyle ortaya çıkan adet düzensizliklerini düzenler. Bir, iki, adet öncesi ağrı ve sancıları önler. Adet nedeniyle, adet öncesi göğüslerde başlayan bayanlarda göğüs ağrılarını önler. Mastodinon dediğimiz rahatsızlığa karşı etkilidir. Kısırlı önler. Profesör Doktor Dittmar. İki, Profesör Doktor Wolfgang Wüthke, Almanya'nın Göttingen Üniversitesi. Bu da yapmış olduğu araştırmalarda kısırlık, adet öncesi ağrı ve sancılar ve göğüs ağrılarına karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Yani birçok yönlü etkisi var. Üç, yine Profesör Doktor Wüthke yapmış olduğu araştırmalarda Parkinson'a karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Biz ne yaptık? Onların yapmış olduğu klinik araştırmaları, bu burada klinik araması yapmış böyle, orada klinik araması yapmış şöyle vesaire. Biz bunu bir formül haline getirdik. Hayat Forte. Birleşiminde kadın otu ekstraktı, hayat ekstraktı, ballı baba ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, ginseng ekstraktı vesaire içerir. Ne yapar? Adet anormalliklerini önler 1. Adet öncesi ağrı ve sancıları önler 2. Kısırlığı önler 3. Prolaktin, pubis bezesindeki anormallikte kist oluşmasıyla ortaya çıkan hormon anormalliklerini önler. Yani dolayısıyla pubis bezesinin sapında oluşabilen mikro veya makro kisti eritir. Miyom ve kistlerin bayanlarda rahim ve yumurta arıklarındaki miyom ve kistleri eriticidir. Elhamdülillah birçok bayanın biz bundan üretmiş olduğumuz Hayat Forte ile ne yaptık? Kısırlığı önleyip normal doğum yapmalarını sağladık. Hamdolsun. Hürmetler, saygılar.